Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz ve sevgili izleyenler son dakika gelişmesiyle başlayacağız bültenimize. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz 2020 tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı. Tabloya göre bugünkü test sayısı 42.986 olurken 937 yeni vaka tanısı konuldu. 17 kişi daha hayatını kaybederken toplamda can kaybı ise 5.580'e yükseldi sevgili izleyenler. Bugün iyileşen 1.009 kişiyle birlikte toplamda iyileşen hasta sayısı 207.374'e yükseldi. 379 entübe hasta, 1.248 hastanın da yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise toplam test sayımız 4.5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne göre kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız, erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor ifadelerini kullandı. Ve sevgili izleyenler, 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii'nde cuma namazı coşkusu yaşandı. Fethin nişanesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii, kılınan cuma namazıyla birlikte cemaatine kavuştu. Namaz sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı. 86 yıl aradan sonra kılınan cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'ne vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yıllar sonra kılınan cuma namazı öncesi sala ve tekbirlerle başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Türkiye'nin seçkin hafızları ilk olarak birinci cüzü okurken ardından Kehf suresi, Meryem suresi, Yasin suresi, Fatih suresi ile kısa surelerden oluşan İhlas, Felak ve Nas sureleri okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş okunan hatimlerin ve surelerin duasını yaptı. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaik ve ulaike humul müflihun. Sadakallahul azim. Diğer yandan Osmanlı fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ tarafına üç hilalli kılıç konulurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu gelenekle cuma hutbesini okumak üzere minbere kılıçla çıktı. Bu şerefli mekandan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Ey insanlar! Ayasofya Camimizin kapıları tıpkı Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet ve diğer camilerimiz gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdinas sıratal müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra kılınan ilk namaz Kanal Urfa ekranlarından da canlı olarak yayınlanarak İzleyenlere aktarılırken, kılınan namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu. 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerideki bütün ibadeti, taatı Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik.
Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılması Şanlıurfa'da da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bizleri böyle şerefli ve tarihi bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka fetholunacak mı? Onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve o asker ne güzel askerdir buyurarak fethi müjdeleyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Balıklı Göl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camii'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebiri Camii Şerifi'nin yıllar sonra ibadete açılmasının sevincini yaşadı. Bizim için onur ve gurur verici, yani ben mutluyum. Keşke orada olabilseydik de şu an orada kılabilseydik namazımızı. Ama bir gün nasip olursa oraya da gideriz inşallah. İnşallah, yani her zaman bir daha bozulmamak üzere dinimiz, birliğimiz orada da devam eder inşallah. Böyle bir şekilde, güzel bir şekilde devam etsin diye düşünüyorum. Şanlıurfa'mız, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamı dergâhtan, güzel İstanbul'un güzel Ayasofya'sına selamlar. Bugün İslam alemi için 86 yıl sonra Ayasofya'nın yeniden açılması, özellikle İslam toprağında olan bir mescidin kapalı kalması büyük bir hüzündü. Bugün bir büyük mutluluk verdi bizlere. İslam alemi bugünü çoktan bekliyordu. Bugün de bu açılışa sebep olan yetkililer ve dua eden, dualarıyla bu mescidin açılmasına sebep olan insanlarımıza büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması 5 asır boyunca cami olarak müminleri bağlamına basan mukaddes bir mekanın asli vasfını kazanmasıdır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahrum ve mazlum mescidlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması temeli tevhid, tuğlası bilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir. Şanlıurfa'da Covid-19 pozitif vaka nedeniyle 156 adrese karantina uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise en yüksek vaka artışı yaşanan 5 il arasında Şanlıurfa'nın da bulunduğunu söyledi. Korona haşimeye uğramaz. Özellikle Şanlıurfa'ya uğramaz diyebiliyoruz. Ve korkmuyoruz koronadan. Allah'tan korkmadığımız için de koronadan hiç korkmuyoruz. Samimi söylüyorum. Şanlıurfa İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından alınan 126 no'lu kararda 156 farklı noktada karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Karara göre Bilecik ilçesinde 12, Bozova ilçesinde 8, Eyüpye ilçesinde 16, Halilye ilçesinde 53, Hilvan ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 49, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 4 olmak üzere toplam 156 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken, Akçakale ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 5, Halfeti ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 4, Karaköprü ilçesinde 9, Halilye ilçesinde 7 ve Eyüpye ilçesinde 4 olmak üzere toplam 57 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise en yüksek vaka artışı yaşanan 5 il arasında Şanlıurfa'nın da bulunduğunu belirterek, iyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum ifadelerini kullandı. Öte yandan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erkuş da
Kanal Urfa mikrofonlarına yaptığı açıklamada, kentte son günlerde artan pozitif vaka sayılarına karşın denetimlerin de doğru orantılı olarak artırılacağını söyleyerek, her bir bireyin COVID-19'a karşı daha çok tedbirli olması gerektiğine işaret etti. Hastanelerimizdeki yoğun bakım yatışlarımız arttı. Hazirandan öncekisine göre 3 kat arttı. Tüm hastanelerimize, ilçe hastanelerimize, merkez hastanelerimiz arttı. Ölüm oranlarımızda Haziran öncesine göre vaka sayımızın artmasıyla beraber o da arttı. Yani şu kesinlikle bu algı yanlış bir algı. Bu hastalık da yapıyor, yatağı da düşürüyor. Yeni dönemde de inşallah emniyetimiz, kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere bu süreçte yeni denetimlerimiz olacak. Ve bu sürecin aktif devam edebilmesi bir bütün halinde gitmesi gerekiyor. Ve bir yer belli olmadan artık Haşimiye, Akarsu, işte Divan Yolu, işte Kapaklı Pasajı etrafı, Açık Su Caddesi gibi mesire alanları gibi inşallah bir aksilik olmazsa yarından itibaren pazarlar gibi toplu denetimler yapılacak. Covid-19 pozitif vakalarının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da salgın riskini en aza indirmek için Temmuz ayında 23 günde 1.364.012 lira idari para cezası uygulandı. Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik hükümetin ve bakanlıkların aldığı tedbir kararlarının uygulandığı Şanlıurfa'daki tüm ilçelerde maske, sosyal mesafe ve iş yeri denetimleri aralıksız devam ediyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezleri ve kırsal alanlarda devriye gezen ekipler, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, maske takılması ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi yönünde anons yapıyor. Kontrollü sosyal hayat sürecinin başladığı 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda denetimlerini sıklaştıran ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, lokantalar, restoranlar, pazar yerleriyle fırın ve unlu mamul üretim yerlerine yönelik kontrollerini sıklaştırdı. Polis, zabıta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle halk sağlığı personelinin görev aldığı denetimlerde gıda imalatı yapan iş yerlerinde hijyen ve maske kullanma tedbirleri denetleniyor. Her iş yerini ayda en az bir kez denetlemek üzere il genelinde faaliyetlerini sürdüren ekipler, berber, kasap, fırın, bakkal, manav ve şarküterilerde alınması gereken tedbirleri titizlikle denetliyor. İş yerlerine de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekipler, kuralları ihlal eden işletme ve kişiler hakkında idari ve adli işlem başlatıyor. Maske takmayanlara 900 lira para cezasının uygulandığı Şanlıurfa'da Temmuz ayı içerisinde 3.668 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Birini görünce maske takmanın bir anlamı yok. Sürekli takması lazım. Canını koruması için. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor, önlemlerimizi almamız gerekiyor tabii. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor tabii. Yani Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bakanımız da zaten uyarıyor zaten. Hani maskelerimizi takalım, tedbirlerimizi alalım diyorlar ama Urfa vatandaşlarımız duyarsız, artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnsanlar haklarına giriyorlar. Çünkü bir şey olmaz diyorlar ama oluyor. Hani olmayacaklarını zannediyorlar ama görüyorlar, yani onlarca insan öldü, binlerce insan öldü. Mutlaka bir önlem almak gerekir. O da nedir? Temizlik, nasata, maske. Şanlıurfa'da 15 bin nüfuslu Batıkent mahallesinden güneybatı çevre yolunu birbirine bağlayan yolun kapatılması için imza toplayarak talepte bulunan mahalle sakinleri için girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla teknik personel tarafından bölgede inceleme yapıldı. Azı arkadaşlarımızla, mahalle sakinlerimizle beraber ilgili yerlere müracaat ettik. İçeride bu görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsun. En sonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Korkosu da Ulaştırma Daire Başkanı Can Hallaç ve Ulaştırma Pratik Şuna Müdürümüz Adnan Bey ile görüşmelerimizin neticesinde bir netice aldık. Yolu kapatıldı. Şanlıurfa'da 15 bin nüfuslu Batıkent Mahallesi'nden Güneybatı Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan yolun kapatılması için imza toplayarak talepte bulunan mahalle sakinleri için girişimlerde bulunan Başkan Beyazgül, bölgeye teknik personellerle incelemelerde bulundurdu. Elde edilen raporlar doğrultusunda mahallelilerin şikayetlerini değerlendiren Başkan Beyazgül, ek bağlantı yolunun kapatılması talimatını verdi. Bunun üzerine bölgede toplanan mahalle sakinleri,
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerini sundu. Ama yolu kapatma sebebimiz ne? Yani görmüş olduğunuz yolu niye kapatıyorsun yani bu? Bizim bu yolumuzda 4 tane ilkokul var. 2 anaokul, bir ilkokul, bir ortaokul. Akşamları ve sabahları bırak öğrencileri, çocuklar, yaşlılarımız karşına karşıya geçemiyoruz. Yani otoyoldan daha kalabalık bir trafikimiz var. Bununla ilgili sağ olsun belediye başkanımız işte bu şeyimizi dikkate aldı, isteklerimizi dikkate aldı. Kapattılar. Biz bundan dolayı mahalle olarak çok memnunuz. Bundan dolayı genlerle çok çok teşekkür ediyoruz. Tam olarak o yolun tamamıyla kapatılması, yani şimdi duvarlarla, betonlarla kapatıldı. Tamamıyla kapatılması, yani açılma imkanının hiç olmaması. Ondan sonra abi. Çünkü mahalle olarak biz bunu talep ediyoruz, biz bunu istiyoruz. Artı alıp satımların alternatif bir yolu var. Yani kendi resmi yolları var. Mahallemizin içinde ağır iş makineleri, döger biçer, dozer, traktör, yani mahallelerden çıktı. Bizim bu kısa dönemde burada yaşadığımız stresi 15 senedir, biz 20 senedir burada yaşamamıştık. Bundan dolayı tekrar belediye başkanımıza, genel sekreterimize, ulaştırma devre başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, araç muayene istasyonlarına araçlarının muayenesini yaptırmak için giden vatandaşlar birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları gibi 10 dakikalık bir kontrol sonrasında yüksek ücretler de ödemek zorunda kalıyor. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar 440 lira ücretin hangi işlem karşılığında alındığını yetkililere sordu. Paramızla rezil oluyoruz yani. Yani hiçbir hizmet alımı söz konusu değil burada. Tamamen bir soygun bu. Türkiye genelinde araçların muayenelerini gerçekleştiren araç muayene istasyonlarına vatandaşların tepkisi gitgide büyüyor. Fahiş fiyatlar, keyfi uygulamalar, randevu alınırken yaşanılan sıkıntılar ve daha birçok konuda yaşanan sorunlar vatandaşı adeta canından bezdirdi. Şanlıurfa-Bardin Karayolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda da durum farklı değil. Araç kuyrukları sabahın erken saatlerinden başlayarak mesai saatinin bitimine kadar sürüyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar da 40 dereceyi aşan sıcaklık altında saatlerce bekleyerek keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını, bunun yanında araçlarını eksiksiz muayeneden geçirebilmek adına adeta kılı kırk yardıklarını söyledi. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar 440 lira ücretin hangi işlem karşılığında alındığını yetkililere sorarak cevap istedi. Bu sıcak güneşte bize 5 tane koltuğu çok görüyorlar. Bu alınan paranın dayanağı ne? Yani yapılan işlem ne? Ortada işlem yok. Düpedüz bildiğiniz soygun yani. 440 lira para aldılar benden. Karşılığında ne yapılacak aracıma? Hiçbir şey yapılmayacak. Şuradan girecek aracım karşı taraftan çıkacak. Ve 450 lira para veriyorum. Bu da bir ranttır. Başka bir şey değildir. İnsanları görüyorsunuz efendim. Şöyle hepsi böyle araçlarını böyle ne bileyim. Yani insanı bir muamele. Ülkem adına utanıyorum yani. Ya mağdur zaten. Gördüğünüz gibi sıradayız. Efendim ben söyleyeyim, bu fiş sıkıntıları var. Ücretler. Yani boş 10 dakikalık için 450-500 lira alıyorlar. Bir de en ufak bir şey de geç. Git masraf ya, bu şekilde yani. Mağdur zannedeceksiniz. Yazık güne değil mi millete şimdi? Bu güneşin altında, bu sıcağın altında. Yani yazık. Aldığı para 426 milyon, 5 dakika giriyor çıkıyor oradan ya. Ben yükü alıyorum, Antep'e gidip geliyorum, 420 milyon para kalmıyor bana. Paramızla rezil oluyoruz yani. Yani hiçbir hizmet alımı söz konusu değil burada. Tamamen bir soygun bu. Bir hapishane, yani tabiri caizse bir Guantanamo hapishanesine benziyor. Yani insanları görüyorsunuz. Tabii insanlarımız da böyle gariban kesimden olduğu için, hani kendini yeterince ifade etmediği için daha çok başımız ağrıyacak gibi. Alamıyoruz, hizmet alamıyoruz. Oturacak yeri yok. Yani affedersiniz, reziliz burada. Mağduruz abi. Kimse düşünmüyor abi. Kimse şoförü düşünmüyor. Mağduruz abicim. Eyüp
Büyükşehir Belediyesi Fenerşehir Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez ve kırsalda çalışmalarını sürdürürken kırsalda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Kuş, 5 şantiye ile hizmetin sürdüğünü belirtti. Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, merkez ve kırsalda kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarımla ilçeye yeni yol ağı açma çalışmalarıyla birlikte stabilize yol yapımını sürdürüyor. İlçe genelinde kırsal mahallelerde 5 şantiye ile süren çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Başkan Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Kırmızı ve birim amirleriyle birlikte son olarak Payamlı Nahyası'na bağlı bölgelerde süren çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş, 5 şantiye ile kırsala hizmetin sürdüğünü aktardı. Biz göreve geldiğimiz zaman parke taşı olmayan mahallelerimizin sıkıntılarının hepsini çok şükür bitirdik. Onarımları da inşallah bu yıl sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Ve merkez mahallelerimizde kilitli parke taşı çalışmalarımızı sonlandıracağız. İlk gün şunu dedik, gerek kırsal gerek merkez mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışacağız. Vatandaşlarımıza hizmetkar olacağız. Kırsal mahallelerimizde 5 şantiyeyi yerleştirdik. Şu anda bir şantiyemiz tek tek yamaçlarında, bir şantiyemiz yardımcı nahyasında, bir şantiyemiz Akçakale yolu etrafındaki mahallelerimizde, bir şantiyemiz Peyamlı'mızda çalışıyor çok şükür. Yakın tarihte yapmış olduğumuz ihalemizi de bitirdik. İnşallah bu ihale sonucunda da şantiyelerimizi güçlendireceğiz. Şu anda Peyamlı nahyasındayız, Göldere mahallemizdeyiz. Ve buradaki çalışmaları çok şükür sonlandırdık. Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle Peyamlı nahyamızdaki mahallelerin bütün sıkıntılarını gidermek. Köy içi sıkıntılarını. Yine diğer mahallelerimiz, yardımcı, tek tek dağları, Karali Nahyası ve Akçakale etrafındaki mahallelerimizin de sıkıntılarını inşallah hedefimiz sonlandırmak. Bizim vatandaşlarımızdan istirhamımız şu. Lütfen sabredelim. Hiç kimseye emin olun ayrım yapmıyoruz. Bir sıraya bağlamışız, programımızı yapmışız. Hiçbir köyü sekmeden, hiçbir köyü atlamadan bir bir sıkıntıların hepsini gideriyoruz. Van'ın Puşba ilçesine atanan Hilvan Kaymakamı Furkan Duman için bir veda programı düzenlendi. Program sonrasında Kaymakam Duman yeni görev yerine uğurlandı. İçişleri kararnamesi doğrultusunda Van Tuşba'ya atanan Kaymakam Furkan Duman için veda programı düzenlendi. Hilvan Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan'da görev yapan yargı mensupları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. Öğretmen evinde düzenlenen veda programında konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık şunları söyledi. Zaman su gibi geçiyor. İnsanlar farkında değil. Bu görev süresince hepimizin zamanı sınırlı. Sorumluyuz. İnsanlara hizmet etmek için bir kısmımız siyasi olarak seçiliyoruz. Bir kısmımız da devlet bürokratı olarak atanıyoruz. Önemli olan bu atanma süresince, görev süresince insanlara ne tür hizmet getirdik, nasıl projeler geliştirdik. Bu konuda da kaymakamımız sağ olsun 2 yılda Hilvan'da hem insanlara yakın olması, halkın arasında dolaşması, insanlar arasında taraf tutmaması, devletimizi en güzel şekilde temsil etmesi. Bu konuda hepsine şahit olduk. Veda programında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Furkan Duman da bir konuşma yaptı. Çok güzel bir sinerji oluşturdu. Çok güzel bir beraberlik oluşturdu. Çok güzel bir birliktelik oluşturdu. Birbirimizi dinledik, birbirimizi anladık. Çoğu zaman çözümsüz olan sorunları bu sayede de ben çözdüğümüze inanıyorum.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ele geçirildi. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi. İlçede durdurulan araçtaki aramada Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haçla 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu. Operasyonda jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Harran Belediyesi ekipleri tarafından kırsalda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe, Doruç, Dayanıklı, Şahinalan ve Parapara mahallelerinde grup yolunda malzeme serimi, dolgu ve sıkıştırma çalışmaları başladı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı yazılı açıklamada, ilk günkü aşkla Harran ilçemizde hizmet seferberliği başlattık. Harran ilçemizi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızla el ele verip, ilçemizi kalkındırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini canı gönülden dinleyerek, çözüme kavuşturma noktasında süratle hareket ediyoruz. Bugün de Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe, Doruç, Dayanıklı, Şahinalan ve Parapara grup yolunda malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmalarımızı başlattık. Malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmalarımızın ardından asfaltlama çalışmalarına da zaman kaybetmeden başlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy seçim öncesi söz verdiği soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taze Evi projesini hayata geçiriyor. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy söz verdiği projelerden biri olan soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taze Evi projesini hayata geçiriyor. Başkan Aksoy son olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taziye Evi projesinin yapımı için talimat verdi. Belediye ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan Bay Bayan Taziye Evi ve soğuk hava deposu için çalışmalara başladı. Eski yapılar belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılırken yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlanılacak. Proje hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Aksoy, söz verdiğimiz gibi projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Bozova halkımız her şeyin en iyisine layık. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Söz verdiğimiz üzere soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taziye Evimizi halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalara başladık. En kısa sürede faaliyete geçirerek vatandaşlarımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Suruç Belediyesi tarafından seracılığı geliştirme projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan proje kabul edilerek protokol imzalandı. İmzalanan protokolle GAP İdaresi'nin 2020 yılı tarımsal desteklenmesi programı kapsamında Suruç ilçesinde seracılığa katkı sunulacak. Kabul edilen projeyle Suruç ilçesine seracılığın geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve ekonomiye ve istihdama yönelik yapılan projenin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacak. Protokolle ilgili açıklama yapan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, katkılarından ötürü emeği geçenlere teşekkür ederek, seracılık projesinden ilk etapta 10 çiftçinin faydalanacağını kaydetti. Aktaş, projeyle seracılığı ilçenin geneline yayacaklarını belirterek, amacın sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde ilçede seracılığın yaygınlaştırılması, çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması, gelir getirici tarım ve tarım dışı yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilme yollarının belirlenmesi olduğunu da söyleyerek, seracılığın katma değerinin çok yüksek olduğunu ve bölgenin potansiyelini tespit etmek adına proje geliştirdiklerini, bölgedeki hemen her alanda çalışma yapacaklarını kaydetti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Haliliye Belediye Spor Kickbox takımı sporcularını makamında kabul ederek sporculara çeşitli hediyeler verdi. Haliliye Belediye Spor Kickbox takımı sporcuları Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ı ziyaret etti. Geçen sezon Antalya'da düzenlenen şampiyonada takım halinde birinci olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip tebrik edilen takım, yeni sezon öncesi Başkan Can Polat'la bir araya geldi. Sporcularla tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, şampiyon sporculara altın ve kitap hediye etti. Ziyaret sonrası konuşan Haliliye Belediye Spor Kickbox takım antrenörü Murat Akaltun şunları söyledi. Dünya şampiyonasında elde ettiğimiz başarı ve aynı zamanda Türkiye'de elde ettiğimiz takım halindeki Türkiye şampiyonluğundan dolayı ve tabii bu başarının mimarı Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat Beyefendi. Biz Sayın Belediye Başkanımızın destekleriyle inşallah bu yılda yine yapılacak olan hem Türkiye şampiyonları ve aynı zamanda yine Avrupa Şampiyonası'nda hem ilimizi hem ülkemizi temsil edecek. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ise takım sporcularına başarılar diledi. Haliliye Belediyesi Kickbox Spor Kulübümüz Türkiye çapında oynanan müsabakada Türkiye birincisi oldu ve takım halinde oldu. Ayrıca hakeza Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalyalar aldılar. Bundan dolayı pandemi süreci öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsunlar kabulüyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız da oyuncularımızı tebrik etmişti, Haliliye Belediye'mizi tebrik etmişti. Şu anda da biz pandemi sonrası artık yeni yeni normal hayata doğru adım adım ilerlerken Sayın Murat Tapatun hocamla rica ettik. Sporcu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Yeni müsabakalara inşallah hazırlanıyorlar. Biz de kendilerine destek olmak adına, onur olmaları adına hediyelerde, takdimlerde bulacağız. Hep birlikte sohbet edeceğiz ve onların eksikleri, gedikleri varsa sağ olsun hocamızla birlikte sürekli görüşüyoruz ama sporcu arkadaşlarımızla görüşüp eksiklerini, gediklerini gidermek adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.